Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Arduino tarifleri serimizin 6. videosunu gerçekleştireceğiz. Eğer izlemediyseniz şuraya tıklayarak bir önceki ders olan 5. videoyu izleyebilirsiniz. En son if else komutunu nasıl kullandığını öğrenmiştik ve bununla alakalı da 5 buton 3 led'den oluşan zevkli proje yapmıştık. Bu videomuzda ise Arduino'da serial monitör nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. Serial monitör özellikle benim Arduino'da çok sevdiğim bir özellik ve hata ayıklama işlemlerini yani debugging işlemlerinde mükemmel işe yarayan bir araç. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, işe Arduino bilgisayara bağlayarak başlıyorum. Bugün özel bir kurulum yapmayacağız. Anlatmamız gereken konuyu göstermek için direkt Arduino bilgisayara bağlıyorum. Arkadaşlar başlamadan evvel debugging işleminden bahsetmek istiyorum. Eminim zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama gene de bir genel kültür olsun. Hem konumuzda gelmişken de değinelim. Öncelikle bu bug kelimesi nereden geliyor? İngilizceden geliyor. Anlamı ise böcek demek. İşte bizler hep şuralarda kullanmaya alıştık. Hani bu online oyunlarda, haritalarda, maplerde açıklar oldu. Bunlara buglar işte atıyorum. Haritada bir yerden yürürken bir anda haritanın altına falan düşerdiniz. Ya da online oyunlarda olsun, bilgisayardaki oyunlarda olsun hepsinde bu tarz hatalar mevcut. İdareten bu hatalardan faydalanarak yani oyundaki buglardan, açıklardan faydalanarak oyunlara yönelik kötü niyetli yazılmış yazılımlar vardı. Bunlara hani hile falan diyorduk. Ben hiç oynamadım ama görüyordum tabii. Görülmeyecek gibi değil çünkü işte Metin 2'de falan böyle yaratıkları kendi üzerinize çeken hileler falan vardı. İşte bunlar hep bu buglardan yararlanarak yazılmış yazılımlardı. Şöyle ki peki bu bug nereden geliyor? İlk yapılan bilgisayarlar oda büyüklüğünde oldukları için içlerine böcekler girip sistemin çalışmasını bozabiliyorlarmış. İşte bunu kullanan mühendisler de teknisyenler de işte saatler günler işte yazılımla mazılımla falan uğraştıkları halde işte sorun bulamayınca ondan sonra makinenin içine girmeye karar vermişler. Ve bu sayede transistörlerin işte devreler arasına girip kısa devre yapmasına sebep olan böcekler yüzünden devrenin sistemin bozukluğunu görmüşler. İşte bug buradan geliyor. Hatta pek çok virüs yazılımında benimkinde de öyle mesela işte virüs tespit edildiği zaman böyle bir ekranın sağ köşesi falan böcek izi falan çıkar. Yani böcek, bug ve virüs bunlar hep birbiriyle uyuşmuş şeylerdir. Yani popüler kültür artık bunları bu hale getirmiş. Ve bug günümüzdeki halini almış. Yani bu bilgisayar aleminde bu bug bu hale almış artık popüler kültür sayesinde. Peki bug olunca bir de hale debugging yani hata ayıklama. Yani bug'ın anlamı artık böcek olmadığını anladınız yani hatadan bahsediyoruz burada. Ve bu da tabii. Ve bir de buna karşılık olarak debugging işlemi çıkmış. Bu da hata ayıklama işlemi. Aslında etrafınızdaki tüm elektronik cihazlarda basit bir debugging işlemi var. Mesela modemlerinizde işte devamlı yanıp tutan ışıklar olur. İşte wireless ışığınız yanar, ethernet ışığınız yanar, line ışığınız yanar, hat ışığınız falan yanar. Hatta müşteri hizmetlerini aradığınız zaman da işte internet sağlayıcınızın bir sıkıntı yaşayıp da size şunu sorar hatanızı anlayabilmek için. Modem üzerinde hangi ışıklar yanıp sönüyor? O ledler böyle bir debugging işlemidir. Ya da bizim yaptığımız robotlarda ışık takip eden robot versiyon 1.0.0'da dikkat ederseniz motorlara sağ ve sol motorun ikisine de birer tane led bağlamıştım. Bu ledler hangi motorun döndüğünü gösteriyordu. O ledlerin oraya bağlanma amacı da bir nebze bir debugging işlemiydi. Ya da katır robottayken de hangi motorların döndüğünü gösteren robotun ön tarafına iki tane led koymuştum. Onlar da debugging işlemiydi. Ya da okulunuzda, koridorlarınızda, büyük mekanlarda yürürken işte elektrik panolarını gördüğünüz zaman işte böyle kırmızı, sarı, yeşil ışıklar falan böyle ışıl ışıl yanıp sönerler. O ışıkların da hepsi debugging işlem için konmuştur. Yani hata ayıklamak için. Şimdi bu konu üzerine değineceğiz. Bu bilgiler bir kenarda dursun. Şimdi bir serial monitöre dönelim. Serial monitöre. Ya ben bu yabancı kelimeleri buraya bir tane antiparantez açarak söylüyorum. Şimdi video çekmeden önce mesela bu videoda serial monitör kullanacağım ya. Ben bunu önce geçiyorum. Günlük hayatta ben bunu serial monitör diyorum. Yani maalesef öyle. Çünkü öyle kullanmaya alışmışım. Ama video çekmeye başlamadan önce işte Google Translate olsun ya da yabancı kaynaklı videolar olsun bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiklerini öğrenmeye çalışıyorum. Fakat ya bizim gırtlağımız uygun değil ya da en azından benim gırtlağım uygun değil. Çünkü çok komik oluyor o zaman da. Böyle de telaffuzumun çok yanlış olduğunu biliyorum. Ama böyle iki dere ara bir dere konuşamadım bak hatırlayamadım onu. Her neyse işte böyle iki arada bir derede kaldım. Ben buna gene serial monitör, serial monitör hangisi ise onu diyeceğim. Yani telaffuzum için özür dilerim. Her neyse çok uzattım. Şimdi arkadaşlar şu serial monitöre başlayalım. Serial monitör seri haberleşme. Yani orta seviye Arduino'da bunu daha ayrıntılı göreceğiz ama giriş seviyede serial monitörü kullanabiliriz. Basit bir düzeyde bilgisayarla Arduino Uno'muzu haberleştiriyor ve ondan aldığımız verilerle bir takım bir şeyler yapabiliyoruz. Şimdi şöyle mesela bu serial monitörü nasıl kullanabileceğiz kodlarımızda onu görelim. Öncelikle Arduino Boot Setup kısmını hatırlarsanız ayarlamalar yapılıyor demiştim.
Nasıl ki işte kullanmadan önce pinlerin atanacağını, hangi pinin ne olduğunu belirtiyorsak, aynı şekilde seri monitörde Arduino'ya ilerleyen kısımda seri monitör çalışacak, yani seri haberleşimi aç babında bir şeyler dememiz lazım. O yüzden de serial begin. Begun. Bu nasıl telaffuz onu da bilmiyorum. Serial begin diyeceğim ben. Serial begin 9600 kodunu yazıyorum. Bu 9600 arkadaşlar fazla takılmam için bu seri haberleşmenin hızını belirtiyor. Baud adında bir değişkenle. Ama onlara ilerleyen kısmına değeceğiz. Yani gerçekten seri haberleşmeye geçeceğimiz zamanlarda. Şimdi işimize yaramayacak bilgilerle kafamızı doldurmayalım. Bunu yazdıktan sonra artık Arduino seri haberleşmeye hazır anlamına geliyor. Ardından artık seri haberleşme için kullanacağım kodları yazıyorum. Biz şu an iki tane popüler kod kullanacağız. Bir tanesi serial print, bir tanesi de serial print ln komutları. Kullanımları son derece basit. C++ bilen arkadaşlar inanıyorum ki zor çekmeyecekler bu konuda. Bilmeyenler de zaten çekmeyecek, zaten basit çünkü. Her neyse, nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar serial print diyorsunuz ve parantez açıyorsunuz. Ardından yazacağınız kelimeleri, cümleleri iki tırnak arasında buraya yazıyorsunuz. Türkçe karakter kullanmıyoruz gene. Mesela ne yazalım? Çok klasikti. Bak yine aklıma geldi. Çok klasikti. Ne zaman bir LCD kullansanız, ne zaman bir C++ dersine çalışmaya başlasanız, ne zaman bir kod yazmaya başlasanız mutlaka bir Hello World olayı vardır. Bu da büyük bir klişe. Hadi biz de onu yapalım. Merhaba dünya diyelim. Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazdım iki tırnak arasında, ardından da kodumu Arduino'nun içine yüklüyorum. Tamamdır, kodumu Arduino'nun içine yükledikten sonra tabii ki seri haberleşme haber olmam için de serial monitör, yani asıl serial monitör de bu zaten, onu açıyorum. Bakın seri port ekranı şurada böyle gözlüyorsunuz, bir pin var. Aynı şeyi de araçlardan tıklayarak da açabilirsiniz ya da Ctrl Shift M yaparak da açabilirsiniz. Açalım bakalım. Görüyor musunuz? Merhaba dünyaları zangır zangır yazmaya başlama, gördüğünüz gibi çok hızlı yazıyor. İşte bu da size aslında birazcık fikir verebilir. Bu void loop döngüsü devamlı çalışıyordu diyorum ya, bakın void loop konuşamadım. Void loop döngüsü devamlı çalıştığı için Arduino devamlı merhaba dünya yazıyor. Bu yazıların akış hızı size bu void loop döngüsünün ne kadar kısa bir sürede çalıştırıldığı anlamında biraz böyle bir ipucu verebilir. Her neyse bu durumu düzeltelim, böyle yan yana gitmesinler. Mesela serial print ile bir ifade yazdıktan sonra diğer ifade bir alt satırda yazmasını istiyorsanız serial print'in sonuna bir ln, l ve n harflerini koyuyorsunuz. Şimdi yükleyelim kodu. Bu sefer de gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde aşağı doğru yazmaya başladı. Merhaba dünya yazıyor. Fakat şu an çok hızlı yazıyor. Belki bunu fark edemeyebilirsiniz çünkü devamlı aynı kelime yazdığı için. Hadi gelin bir komut daha yazalım. Lezzetli robot tarifleri yazdırıyoruz. Bu sırada lezzetli robot tarifleri merhaba dünya yazdı. Neden? Bakın void loop döngüsünden sonra en son şunu yazdıktan sonra tekrar başa geçip bunu yazıyor ya, bakın bunu yazdıktan sonra sıkıntı yok. Merhaba dünyadan sonra alt satıra geçiyor. Ama şeyden sonra lezzetli robot tarifi yazdıktan sonra bir ln komutu olmadığı için merhaba dünyayı onun bitişine yazıyor, merhaba dünyadan sonra aşağı geçiyor. Bu durumu hemen şöyle aşabiliriz. Bir ln komutu da buraya koyarız. Şimdi yükleyelim kodu. Şu an pratik yapa yapa serial monitör nasıl kullanılır bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet şu an oldu. Alt alta merhaba dünya ve lezzetli robot tariflerini yazdırmayı başardık. Fakat çok hızlı yazıyor dediğim gibi çünkü void loop döngüsü çok hızlı dönüyor. Hemen bittiği için tekrar başa geçiyor. O yüzden şuraya bir delay fonksiyonu koyalım. Programın bitişini 1 saniye geciktirelim. Yükleyelim kodu. Evet şu anda gayet güzel, net ve anlaşılır. İşte arkadaşlar en basit, zaten en çok kullanacağınız kodlar da bunlar, serial print ve serial print ln kodları ve onlar da bu şekilde kullanıyor. Direkt basit bir örnekle nasıl kullandığını öğrendik. Fakat tabii ki biz bu kodları böyle kullanmıyoruz. Yani tutup da Arduino bilgisayara bağlayıp da böyle ekranda yazılar yazmak bizim pek işimize yaramayacak haliyle. O yüzden dediğim gibi bu serial monitör özellikle debugging işlemi, yani hata ayıklama işlemlerinde çok işimize yarıyor. Hadi gelin şimdi bunu test edelim. Yani nasıl hata ayıklamada kullanabiliriz serial monitörü. Şunları kapatıyorum. Öncelikle arkadaşlar dünkü videoda, yani 5. videomuzda yaptığımız o 5 buton 3 led uygulaması vardı ya, onun üzerinde bir hata ayıklama nasıl yapılır gösterelim hadi. Açıyorum onun kodunu.
İşte geldi dünkü yazdığımız kod buydu, şunu kapatabiliriz. Bu bakın dünkü yazdığımız kod. If else komutunu kullanmak için, öğrenmek için yazmış olduğumuz kod buydu. Bunun devresi de burada duruyor. Yani dün bozmuştum devreyi de. Bugün tekrar baştan kurdum. Şimdi bunu hemen ağrınıyor. Tekrar takacağım dijital pinlere. Tamamdır. Ağrınıyor tekrar. Pinleri bağladım. Dünkü uygulamanın aynısı. 5 buton 3 led'lik bir uygulama. Fakat şu an fark ediyorum, bakın bağlantıları yaptım ama kodda yazdığımız kodda led 1, led 2, led 3, 8, 9, 10. pinlere tanış. Butonlar ise 2, 3, 4, 5, 6. pinlere tanımlamış sırasıyla. Yalnız ben led'leri tutup şeye bağladım. Şöyle sizin de görmeniz için göstereyim. Ben led'leri 2, 3, 4, 5'e bağladım. Butonları ise 8, 9, 10'a bağladım. Şimdi arkadaşlar bu şey yapıyorduk yani pinlere isim atıyorduk ya. Bakın şimdi onun bir kolaylığını daha göreceğiz. Eğer bu pinlere ben isim atamasaydım, bakın burada böyle boot 1, boot 2, boot 3 değilse buralara pinlerin numaralarını kullanmış olsaydım, şimdi bu değişiklik yüzünden ya pinleri tekrar aynı yerlerine takmam gerekecekti ya da bütün kodda tek tek işte led 1, led 3 değil de tekrar o 3, 4, 5 pin numaralarını hepsini değiştirmem gerekecekti. Fakat şu yaptığım akıllı iş sayesinde hemen 2 dakikada düzeltebilirim. Sadece şuradaki pinlerin numaralarını değiştirmem, yani pinlere yeni isim vermem bütün algoritma tekrar çalışır kılacaktır. Neden? Çünkü zaten her yerde isim kullanıldı. Pin numarası kullanılmadığı için hangi pine hangi isim geliyorsa onları şöyle düzenleyerek kodu tekrar kullanma hazır hale getirebilir. Hemen bakayım bir ne yapmışım. Butonları tersten sırasıyla ne yapmışım? 8, 9, 10, 11, 12 yazmış. Yani şu 12. pine girmiş. Şu 11'e girmiş. Doğru mu? Doğru. Şu 10'a girmiş. Şu 9'da. Şurada 8'e girmiş. LED'lere bakıyorum. LED'leri sırasıyla tamamdır. Şimdi kodu Arduino'ya yüklüyorum. 2 dakika bir kontrol edelim hemen çalışıyor mu? Bakalım. Evet, dünkü uygulamamızın aynısı. Sadece pinler yerleri değişti. Devreyi baştan kurduğum için hiçbir fark yok. Şimdi arkadaşlar burada bir seri monitör nasıl kullanabilirdik? Öncelikle ne yapacağım? Voice setup kısmına gideceğim. Seri haberleşmeyi başlatan serial begin komutunu yazacağım. Begin. Tamamdır. Şu anda seri haberleşme kullanıma hazır. Nasıl kullanalım bunu? Seri haberleşmeyi başlattım. Şimdi her if komutunun altında yapması gereken işin altına bir de genişe yazalım. Yapılan işi ekrana yazdıralım. Nasıl yani? Şundan bahsediyorum. Mesela burada ikinci butona basıldığı zaman bir önceki videoyu izliyorsanız şu an buna sıkıntı çekmeyeceksiniz izlemişseniz. Mesela led 2'ye bas, buton 2'ye basılan ne oluyordu? Led 1 ile led 2 aynı anda iniyordu. Gelin buraya şunu diyelim. Ne dedim? Buton 2'ye basıldığında şimdi seri monitörü ne olacak? Led 1 ve led 2 yandı yazısı çıkacak. Aynı şekilde gelin şuna da ekleyelim bir tane. Bu da neydi? Buton 3'tü. Buna basınca 3 led dayanıyordu. Hemen ona da ekleyeceğim. Şurayı kopyalayayım fazla uğraşmamak için. Buraya ne dedim? Tüm ledler yandı. Ardından buradan oluyor bakalım. Burada da çok basit bir kara şimşek döngüsü çalışıyor. 4. butona bastığımızda. Buraya da genişe yazalım. Kara şimşek yazalım. 5. butona basıldığındaysa tüm ledler yanıp yanıp sönüyordu. Buna da ne diyelim? Ledler yanıp sönüyor değil mi? Buraya da ne yapalım? Uyarı veriyor diyelim. Yani istediğiniz yazabilirsiniz neticede ya. Çünkü bu parantezlerin içine yazılan terimler Arduino çalışması tarafından algılanmaz. Buralarda değişken isimleri kullanabilirsiniz. Arduino kütüphanesine tanımlanmış isimleri kullanabilirsiniz. Siz her şeyi yazabilirsiniz. Neden bunu dedim? Çünkü mesela projenizde mesela burada değişkenlere isim veriyorduk ya, led 1 led 2 diye. Mesela siz gidip de bir değişken ismine else veremezsiniz. Neden? Çünkü else zaten Arduino'nun içinde hazır kullanılan bir terim. Bir değişken zaten. Çünkü ne? If fonksiyonunun bir türevi. Aynı şekilde serial print diyemezsiniz. Delay diyemezsiniz. Digital write bu isimleri kullanamazsınız. Yani Arduino'nun algoritmasında kullanılan kodları değişken olarak kullanamazsınız. Fakat bu iki tırnağın içini açtıktan sonra buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ondan bahsediyorum. Buraya da dediğim gibi uyarı ver dedik.
Hatta şöyle şey yazalım, butonlara basılmıyor yazalım else komutuna da. Eğer videoyu ilk defa izliyorsanız dünkü yani 5. videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman algoritma nasıl çalışacağını anlayacağınız için daha rahat anlayacağınıza eminim. Kodu Arduino'ma yüklüyorum. Bir hata aldık. Nerede bir hata var? Ha bakın, seri kod satırından sonra kod satırın bittiğini ifade eden noktalı virgülü koymamışım. Bir hata daha var. Buraya da koymamışım. Aynısından bakalım. Bir hata daha var. Buraya da koymamışım. Hepsine koymadım herhalde. Çünkü kopya yapıştır yaptığım için. Evet, hepsinde var. Şimdi kodu yüklüyorum bilgisayarıma. Aman Arduino'nun içine. Tamamdır. Şimdi seri port ekranı çalıştırdığım anda hiçbir butona basılmadığı için butonlara basılmadı yazması lazım. Bakalım. Butonlara basılmıyor, butonlara basılmıyor. Harika. Şimdi birinci buton. Bakın burada garip grup şekiller var. Bunlar Türkçe karakter kullandığımız için. Bakın butonlara basılmıyor yazmamız gerekiyordu. O i harflerini böyle değişik göstermiş. Dilerseniz hemen onları da bir düzelteyim. Şöyle hızlı güzel olsun kodumuz. Yandığı yandı yapacağız. Tüm ledler yandı. Onu da yandı. Kara simsek. Uyarı ver. Butonlara basılmıyor. Yunanlı. Türkçe konuşan Yunanlar gibi oldu. Onların işi kolaymış ha. Iya iyi de. Tamam. Çalıştır. Ha, zaten aşağıda açık olduğu için çalışmıyor. Bakalım butonlara basılmıyor. Butonlara basılmıyor. Tabii ki loop döngüsü çok hızlı döndüğü için bu yazıyı da çok hızlı yazıyor. Bakın şimdi birinci butona basıyorum. Ne olacak? Şöyle size de buradan bir yandan da bunu da göstereyim. Birinci butona basınca da birinci ledin yanması lazım. Tamam, bu doğru. Yalnız şey, yazısı yazmıyor. Neden acaba birinci if döngüsüne bir ifade yazmadık mı? Ha, yazmadık. Bakın şimdi ikinci butona basınca sorun yok. Bakın led 1 led 2 yandı diyor. Üçüncü butona basacağım. Tüm ledler yandı. Bakın U'yu U yapmadığım için burada da bir şey var. Karakter bozukluğu var. Dördüncü butona basıyorum. Kara simsek yazıyor gördüğünüz gibi. Neden peki bu kara simsek şunlar kadar hızlı yazmıyor? Çünkü kara simsek kodun içerisinde kendi şeyleri vardı, hatırlıyor musunuz? Kendi delay'leri vardı. Bu delay'ler kadar fonksiyon beklediği için biraz daha yavaş basıyor. Beşinci butondaysa uyarı ver. Gördüğünüz gibi son derece güzel. Hemen şu ilk komuta da bir serial print ekleyelim. Ne yazalım buna? Pardon, serial print değil. Serial print. Elen diyeceğim ki neden? Çünkü bir sonraki ifadeyi dibinden başlatmasın, alt satırdan başlatsın diye. Ne yazalım? Birinci led yandı yazalım. Şu parantezi ve tırnakları koymayı unutmayın. Nokta virgülleri koymayı unutmayın. Aletten şuradaki tümü de tüm yapayım. O karakter hatasını düzeltelim. Bir kere daha yüklü kontrol edeceğim ki bir hatayla karşılaştım. Ha şöyle. Bakın şu bahsettiğim olayın hatasını verdi. Şimdi diyordum ki hani if komutları kendinden sonra gelen ilk satırı çalıştırır diyordum ya arkadaşlar. Buradaki if komutu da kendinden sonra gelen ilk satırı çalıştıracak. Yani şunu çalıştıracak. Sonra burada farklı bir kod olduğu için algoritma anlayacak ki tamam, bu if komutunun işi burada bitti. Neden? Çünkü bakın if komutu sadece kendinden sonra gelen ilk satırdan sorumludur. Eğer kendinden sonra gelen ilk koddan sonra yeni bir else if ya da else komutu yoksa buradaki if döngüsü bitmiştir. Yeni bir if döngüsü başlatacağım ya da koda devam edeceğim anlamı çıkar. Algoritma bunu anlar. Biz buna ne yapmışız? İki tane kod yazdık if komutuna bağlı. Fakat if hala bunlardan bir tanesini çalıştıracak. Bir tanesini çalıştırıp bıraktığı için kod burayı görür görmez tamam diyecek. Şuradaki if'in işi bitti. Devam edeceğim diyecek. Ve burada bir else if ile karşılaşıyor. Diyecek bir saniye. Else if varsa else if'in üzerinde ne olması lazım? Bir if komutu olması lazım. Çıkacak bir yukarı bakacak. Burada serial print var. Algoritma bilmiyor ki aslında bu serial print de yukarıdaki if'in içerisinde. O yüzden diyecek bir hata verdi. Diyor bak else if kullanmışsın diyor. Else kullanmışsın. Onun öncesinde if olması lazım diyor. Hemen bu hatayı nasıl düzelteceğiz? Buradaki if komutu içinde birer tane parantez kullanacağım. Artık bu iki kodu da bu if komutunun içine bağlamış olduğum için bu else if yukarı çıkınca kendi önce bir if komutu görebilecek artık. Az önce bu parantezde yokken bunu göremiyordu. Tekrar bu konuda bir değinmiş olduk. Güzel oldu. Kodu yüklüyorum Arduino'nun içine. Butonlara basılmıyor demeye başladı.
Birinci butona basıyorum. Birinci LED yandı. Tekrar butonlara basılmıyor. İkinci butona basıyorum. LED 1 ve LED 2 yandı diyor. Çekiyorum. Tekrar butonlara basılmıyor. Gayet güzel çalışıyor şu an. Tüm LED'ler yandı. Kara simsek çalışıyor diyor. Güzel. Beşinci butona basınca da uyarı ver yazıyor. Gelin şuna da bir ayar çekelim arkadaşlar. Bakın bu uyarı butonlara basılmıyor falan. Bunlar çok hızlı akıyor ya. Gelin şunların altına küçük küçük 100 milisaniyelik delay'ler ekleyelim. İsterseniz buraya delay ekleyin. Her yazının altına birer tane delay ekleyin. İsterseniz de gidin ta algoritmanın en sonuna bir tane topluca bir delay ekleyin. İkisi de aynı iş yapacaktır. Fakat şöyle eklemeniz daha mantıklı. Çünkü sadece bu şekilde buton 1'e basılacağı zaman bu uyarıyı verir. Buton 2'ye basacağız yani buradaki delay'i kullanan. Buna da bir tane delay yazacağım. Buton 2'ye basında buradaki delay'i kullanır. Buton 3'e basında buradaki delay'i kullanacak. Yani buradaki if komutlarında bu delay'leri kullanacak. Fakat siz gene de bunu algoritmanın tamamını etkileyecek bir şekilde void loop döngüsünün içine yazarsanız bu delay'i, bu sefer hani if komutları değil de programın içindeki başka kodlar çalışırken onlar da bu delay ifadesinden etkileneceklerdir. Yani bu delay'leri kullanırken dikkatli olmak lazım. Çünkü her bir delay fonksiyonu void loop döngüsünün dönmesini geciktirecektir arkadaşlar. O yüzden öyle kafamıza göre kullanmıyoruz. Aletten bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu seri haberleşme, bu seril monitör sadece USB kablosuyla Arduino bilgisayara bağlıyken kullanabilirsiniz bu seril monitörü. O yüzden Arduino'yu bilgisayara bağlı kullanmayacağız. Yani bu kodun işi bitti, debugging işlemlerini yaptım, artık seril monitöre ihtiyacım yok dediğiniz zaman kodunuzu son kez Arduino içine yüklemeden evvel tüm seril monitör kodlarını silin ki Arduino içinde fazladan hafıza tutmasın. Onu demeye çalışıyorum. Hemen şu diğer seril printlerin altına da birer delay fonksiyonu atarak, delay fonksiyonu değil, delay kodu atarak o yazıların da biraz daha gecikmesini sağlayacağım. Ha, buraya atmama gerek yok. Zaten bu kara şimşeğin içinde kendi delay'leri var ya, bir de fazla bir delay ifadesi atmayalım buraya. Şuna yazabilirim, bununkinde yok. Bakıyorum, tamam, kod yüklerdi onun içine. Bak için biraz daha iyi. Butonlara basılmıyor diyor. Buradaki bu 9600'e takılmayın diyordum ya arkadaşlar. Bu 9600 şuradaki baud ifadesiyle aynı olması lazım. Pardon, baud bu 9600'ün şeyi, birimi. Bu veri aktarma hızıyla alakalı şeyler bunlar. Bunlar zaten seri haberleşme kısmı değineceğimiz için şu an geçiyorum. Buradaki 9600 değeriyle buradaki 9600 değerinin aynı olması lazım. Eğer bunlar farklı olursa mesela deneyelim, seril monitör düzgün çalışmayacaktır. İşte böyle dandik bir şeyler olacak. O yüzden bu değerlerin aynı olmasına dikkat edin. Onun dışında şimdi abicim ben zaten bu butona basınca buradaki LED'in yandığı için ben zaten bu kodun çalışıp çalışmadığını anlayabiliyordum. Sen ne diye bize bunu ekranda yazdırıyorsun şu an ya? Bir iş mi yaptığını zannediyorsun derken haklısınız. Şu an pek bir iş yapmadık. Ama kullanması zevkli ya şimdi. Onu da geçemezsin de. Her neyse, tabii ki bunun için kullanmıyoruz, zevkli olduğu için falan değil. Şöyle bir şey var. Mesela devrenizde bir hata yaptınız. Devrenin kolunda bir hata yapabilirsiniz ya da kurulumunda bir hata yapabilirsiniz. Üçüncü bir ihtimal yok zaten. Şöyle mesela ben tutmuşum buradaki LED'i ters bağlamışım, tamam mı? Ya örnek veriyorum, zaten sen burada şimdi birinci butona basıp da buradaki birinci LED'in yandığını görmeyince hemen bu LED'i kontrol edersen acaba ters mi bağladım diyor. Örnek veriyorum, bu çok basit bir örnek oldu ama bakın ekran ne diyor şu an? Birinci LED yandı diyor. Ama bakıyorsun birinci LED yanmadı ama burada bir hata var. Şimdi nerede bu olay? Yani bu ne yaptı bu seril monitör? Senin hatayı ayıklamada biraz yardımcı oldu. Hemen geliyorsun LED'ine bakıyorsun, ha bunu ters bağlamışsın diyorsun, tamamdır. Yani seril monitöre o anda Arduino içinde yapılması gereken işi yazdırırsanız, butona bastınız ya da işte sensör algılandı, artık yani kullanabilecek sonsuz şey var. Hepsini deneme imkanı yok. Misal bir örnek yapıyoruz. Mesela 3. butona basacağım. Ne yazıyor? 3 butonun da yanması lazım. Tamam mı? Hadi. Bu sefer de atıyorum kodda bir hata yapmışız. Tamam, hemen değiştirelim. Mesela şunu şey yapayım. Şunu 5 yapayım. Pardon, şu 5'i de 3 yapayım o zaman. Bakın kodu yükledim. Şimdi 3. butona basacağım. Uyarı ver diyor. Bir saniye, bu 5. buton işi olması lazım. Ben 3. butona basıyorum. Hemen burada çakacaksın. Bir hata var. Bak kodda bir hata. Ya zaten aslında bunların LED'lere bakarak da görebilirsin ama ilerleyen kısımlarda emin olun arkadaşlar, bu seril monitör size çok güzel hata ayıklama işlemlerinde yardımcı olacak.
özellikle şu karşılaştırma operatörlerini işleyip de matematiksel işlemlere geçeceğimiz zaman matematiksel işlemlerinden korkmayın. Öyle türev integral falan almayacağız. Yani işte basit hesap makinesi uygulamaları falan yapacağız. İşte 1 ile 1'i topla, 2'yi topla. Öyle basit şeyler olacak. Korkmaya gerek yok. İşte mesela bunlara basacağımız zaman, işte onları kullanmaya başlayacağımız zaman bu seril monitör gerçekten bizim için inanılmaz mükemmel bir araç olacak. Özellikle hata ayıklama işlemlerinde, yani projelerinizde sık sık bunu kullanın. Dediğim gibi nasıl kullanacaksınız? Çıktı almanız gereken yere ekrana yazdığınız için, mesela bir şey yapacağınız zaman, bir şeye bastığınız zaman, bir düğmeye, bir sensöre, bir şeye dokunduğunuz zaman o anda ne olması gerekiyorsa onu ekrana yazdırın. Baktığınız olmuyorsa bilin ki bir hata var ya kurulumda ya da kodda. Neyse arkadaşlar, zaten bu seril monitörü bundan sonra yazacağımız en basit kodlarda bile kullanacağımız için zamanla mükemmel bir şekilde oturacağından hiç şüphem yok. Neyse arkadaşlar, zaten ileride bunu yapacağımız en basit kodda bile bundan sonra bu seril monitör olayını kullanacağımız için mükemmel bir şekilde oturacağından eminim zaman içerisinde. Sadece bu videoda seril monitör nasıl kullanılır, nasıl tanımlanır, serial print ve serial print LM fonksiyonu arasındaki ilişki nedir, fark nedir, delay fonksiyonu algoritmadaki bu serial printteki, pardon, bu serial monitördeki akışı nasıl etkiler, bunları değinmek istemiştim sadece. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz lütfen beğenmemeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız benim için çok önemli. Videonun sonunda da diğer videolarımızı göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.